Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see evet, me with somebody living better. I'm trying to otağımıza geldik, yerleştik, çadırlarımızı kurduk. Bayağı bir hummalı bir çalışma oldu. O yüzden çekim yapamadım. Yüksekten tut, kamera şey yapıyor, patlıyor. Evet, çadırlarımızı şöyle çekeyim. Bir tane, iki tanesi burada yan yana. Kurduk şöyle, düzledik yamacı. Yamacın dibine kurduk. Bir tanesi de burada, Kemalettin abinin. Üçü de yan yana. Güzel bir yer oldu. Şöyle aşağı doğru inelim. Bak, netleyemiyor. Evet, masamızı falan buraya kurduk. Benim sehpam sağ tarafta. Kemalettin abi de birkaç olta soldan atacak. Evet, çadırlarımız gayet boş oldu. Yan yana böyle kumu düzledik. Ha, tutsana çadıra doğru. Heh, şimdi ışık biraz yetersiz. Görüntü çok net çıkmayabilir. Evet, bu da Serkan Hoca'nın çadırı, küçük çadırı. Tabut gibi senin çadır ya. Dikdörtgen uzun. Evet, bu da Kemalettin abinin. Neydi bu üstündeki, ne deniyordu? Fresh Black. Fresh Black ha? Evet. Serin ne siyah mı diyor, ne demek yani şimdi? Karanlık havadar, havadar ve serin. Evet. Öğlen sıcağında dahi içinde uyuyabilirsin. Evet, Kemalettin abinin bütün yiyecek malzemeleri Kemalettin abinin çadıra koyacağız. O korumalı olduğu için onun içine yiyeceğiz. Araba yanar ya, cayır cayır içi. Yiyecek durmaz onun içinde. Evet, bakalım. İyi oltalar attıktan sonra gece vuruş olacak mı? Yoksa sabah mı olacak bilmiyoruz. Işığı kapatmamız lazım aslında, böyle balıkları ürkütür. Yemek yedikten sonra ışığı falan kapatıp oltaları atıp beklemeye geçeceğiz. Hadi bakalım rastgele herkese. Rastgele. Bol trafeli avlar. İnşallah. Evet arkadaşlar, balığa geldik. Yalnız felaket bir fırtına çıktı. Sehpamız burada. Dalga bir metre. Şamandıra atamıyoruz. Toplanıp şimdi başka bir baraja geçeceğiz. Evet, Serkan Hoca'nın çadırı uçuyor. Şu anda rüzgarla bir imtihanı var onun. Bakalım bu imtihanı başarıyla geçebilecek mi? Abi bacım, niye söylemiyorsun balıkları? Kooperatiften aldığını, bizi bu kadar da rezil ettiğini. Ben bir kere hayatımda bir kere kooperatiften balık almaya çalıştım. Onu da gittik, dediler ki satış boyunda balık yok dediler. Onu bile beceremedim. Kooperatiften bile alamadık. Balıksız dönmüştük. Evet, benim çadır burada. Şimdi tulumu falan topladım yatağıma ta. Kemalettin abi de yatağı toplamış ama. Yatağın senin kutudan çıktığında böyle miydi? Niye daha da büyümüş bu yatak? Genelde öyle oluyor. Tam indirememişsin havasını. Balık da sudan çıktığı gibi olmuyor yani. O da büyük çile değil mi yani? Küçük zannediyor. Poşeti de yok. Ne bu kadar poşeti ayrılırlar? Poşeti mi? Büyük mavi poşetin içindeydi ya bunlar. Mavi poşet arabada. Al sana yani, çadır işte. Parça parça koyacağız siz de mi? Niye hocam? Şu şey kimi? Senin çubuk çadır şeyin o. Ya da Serkan Hoca'nın olabilir. Ha, seninki değil. Seninkinin gri bağlama yerleri vardı. O Serkan Hoca'nınki. Şimdi evet. Kasırga var. Kasırga var. Nereye? Bugün şeye gidelim.
Zelanda. Mekong Nehri'nin kenarında bir bildiğim bir yer var. Oraya gidelim. Tamam. Şimdi neredeyiz? Onu burası. Madem öyle dedin. Tam köyün ismini unuttum ya. Böyle Afrika dilinde bir isim var buranın. Tamam. Şunun içinde. Çay. Şu soldakinin içinden iki tane yeter. Evet, fırtınada çay yapmaya çalışıyoruz. Fırtına var, fırtına. Evet, mekan değiştirdik. Serkan Hoca bir tane yapıştırdı şimdi. Güçlü mü diyorsun buranın sazını? O zaman ben kalın bir sine atayım ya. Sinem 22'lik burada. Kesin ota girip koparır. Bak. Kaç kilo? Oo, bayağı iyi. Vallahi iyi. Böylesi varsa daha büyükleri de vardır burada. İnin suyun kenarına insene biraz da. Kaldırma sakın havaya balığı. Yoksa adios. Kaçar. Heh, enseden tut öyle. Oo. Vallahi güzel balık. Çök oraya şeye. Kayaya. Serkan hocam derinliğini ayarlamıştın değil mi? Hı hı. Göster. Altından tutsana şöyle, görünmüyor bak. Evet, 1,5. 2 kilo civarı bir sazan. Ama güzel. Evet. Bir fotoğrafını alayım. Maşallah hocam, maşallah. Size bir soru sorabilir miyim hocam? Hocam. Buyurun Hayrullah Bey. Sazan iyi asılıyor mu? Gördüğün gibi kamışı. Oo, 2 büklüm etti kamışı. Yalnız orada bitki var ha. Tam sağa geliyor, sağa geliyor. Hiç şey yapma. Gelsin. Fazla asılma. Geliyor, geliyor. Gördün mü? Şamandıranı görüyorum. Şu anda tam önümüzde. Şimdi yorabilirsen buradan alabilirsin. Tamam. Gördüm, balığı da gördüm. Balık ota girmeye çalışıyor. Bu da aynı. Oo, çok güzel. 1,5 kilo. Çok güzel. 1,5 kilo. Evet, şimdi hocam kültür merkezinin kayalıklarında ona spor dersi veriyor. Kendi aerobik jimnastik, kaya tırmanışı, trekking hepsini yapıyor. Alt çizgisine takılmış. İyi oldu. Ters dönünce transa girdi hayvan. Hemen kap. Hazır bayılmışken. Çırpınsa kaçar. Tam tutamadım. Maşallah. Sağlam şey yapıyor da. Sağlam vuruyor değil mi hocam? Yok, sağlam vurmasın. Nerede diyor? Götüp alıp gidiyor hayvan ya. Alıp gidiyor. Baksana iğne tam neresinde? Yutmuş mu? Yutmuş. Sonunda yeri buldun. He? Kaldı. Şöyle tut bakalım. Altından tut. Görünmüyor balık. Evet. Oo, tam poz veriyor. Şöyle yere doğru çök, hemen fotoğrafını alayım. Evet, çok güzel balık. Ya. Dur. Ya sen onu salladıkça doladın. Salladıkça dolaştırdın.
Düğüm attın bildiğin. Balık girdi ota zaten, o kesin kopar. Koparttım ben. Hah, geliyor. O da kendi takıldı. Biraz daha mı iyi acaba? Bilemiyorum. Size sürpriz yapabilirim her an. Sürpriz. Surprise. Nasıl asılıyor? He? Sine 22'lik fazla. Şey, zorlamak istemiyorum ama. Oo. Haydi lan. Çekil. Gösteriyorsun gene. Maşallah. Daha güzel. Balık böyle tutulu. İyi. Kendi takalım. Ben bir şey yapmadım. İsine gerildi. Elimi aldım sadece makine şeyi, voltayı. Aa, bu şey mor sazan, bak yanakları mor. Bu çok nadir böyle çıkabiliyor sazanlar. Yavrularında. Yanakları mor mor bak. Şeffaf derili oluyor bunlar yavruyken. Güzel. Gel ya. Bak. Görüyor musun yanakları mor mor? Benim koyilerde de çıkıyor böyle mor yanaklar. İki gelir mi o? Bunlar mat derili oluyor biraz. İki var var. Çok güzel rengi ama. Oo, sapsarı. Kemalettin abi. Yine koparttım. Balığımı için. Gördün mü? Senin yalnız o düğümün benim kafada kaldı, biliyor musun? Allah, düşürüyordum, az kaldı. Mor yanaklı bir sazan yakaladım, evet. Allık sürmüş yanaklarına. Bugün neredeyiz Hayrullah? Bugün Tokyo'nun küçük bir barajındayız. İçme suyu barajı burası. Evet. Gayet güzel bir sazan. Evet, bir de fotoğraf alalım. Evet. Hoca küçük bir sazan yakaladı. Bu da şeffaf yanaklı, mor yanaklı bir sazan. Evet, limit altı. 25 santimlik bir sazan değil mi? 30 yoktur bunun. 30 yok. Yavru sazan. Bak, benim şamandır havaya kalktı. Benimkine her an havaya kaldırdı bak. Herhalde bir vurdu ya ağzında. Oynuyor, geveliyor. Tamam, bitmedi. Sonra dik duruyordu, bak yan yattı. Vallahi görüntü almadı. Saat 1.00'de toplandı. Evet, bunun şaman durayı da baktı. Geçti ki altından. Balıktır. Otlara girdi ya. Oo. İyi mi? Yükleniyor.
İşte burada önümde ota girdi. Ha çıktı. Yine o zaman sola doğru gitti. Seninkine taktı. Kurtuldu seninkinden. Ulan bu mu lan? Sen misin ulan? Bak bu havadan vurdu herhalde. Çünkü dipte değildi benim yem. İsmail mi dolaştırmış benim yine? Ya yan yan gitti. Herhalde seni şamandıraya taktın. Ta iğnenin orada senin şey. Şamandıra. Güzel balıklar ama biliyor musun? Hı. Tam limit. Yarı kambur. Ağır yani bak. Kütük gibi balık. Yalnız nasıl girmiş? Nasıl oturttuysam tam o kıkırdağa girmiş. Ağzının ön tarafındaki kıkırdağa çıkmıyor. Bir nazar değdirdi hayrullah bize. Allah malı halamıyor. Niye aldın ya iki tane işte? İki tane almadın mı? Daha ne? Heh, çıkarttım. Benimki? Hayrullah yoksa olmalı. Ben mi yakalamışım lan? Yok benim yine. Küçük sazan, küçük sazan. Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Yarın bunları salalım. Küçük olanlarını. Hop. Basket. Sergen Hoca bir tane yapıştırdı orada. Balığı kaçırdı herhalde. Kaçtı mı? Ağzını mı yırttı? Evet. He, ağzını yırtmış. Ama fazla şey yapmıyor, direnmiyor. Sanırım poşet. Ah kaçtı. Aha kopmuş. Vallahi koptu. He yine gitti. Ay senin... İlk yüklendi. Ondan sonra pili bitti gibi. Ya buraya sokmayacağım seni ota. Yok öyle ota mota girmek. Abi bir ota zorlu ya. Bak ağzının kenarında şerefsizler var ya. Ağızdan ucuyla yiyorlar. 4 milim deri tutuyor. Kenarından yakalanmış. Hadi uyuma uyuma bak. Bak 1 kilo 2 kilo 1 kilo. Neredeyip?
Evet. Ayhan abi hayatının en büyük balını yakaladı. Anam havaya kaldırdı balığı. Atan Ayhan at. Evet, Bolulu'yum Bolulu. Tutarım balığı diyor. Seni bir aleme rezil ederim gruplarda. Boğaçacılar diyor. Salın uzak, çok küçük. Evet, Ayhan Bey çok nadir yaptığı bir şey gerçekleşti şimdi. Balık saldı. Bizim Mehmet Akyol da salıyor. Ay dayılda bir kere. Biz şimdi saldıkça şey diyor arkadan. Salmayın lan, salmayın. Neyi salıyorsunuz lan diyor. Evet, Kemalettin Bey burada sandalyeye oturmuş. Güneşi yedi yedi, şimdi gölge vurunca biraz sefasını sürüyor. Evet, vurdu mu? Yine terse bakarken vuruyor. Tuttun mu? Yok mu? Yok. Kaçırdı. Evet, Kemalettin Hoca günün hasılatlarını döküyor. 2,5 gün av yaptık şamandırayla. Diple alınan balık hiç yok değil mi? Hepsi şamandırayla alındı. Bir tane var diple sadece. Bir mi? Bir tane dibe gelmiş. Dipler hiç çalışmadı, iş yapmadı. Yakına da attık, uzağa da attık ama diplerden hiç bir şey olmadı. O üst süzgeçten ondan kırmak gerekiyor. Senin şu yan keskin vardı ya, karga burnun vardı ya, onunla çıt çıt kırıver üst süzgeçlerini. Serkan abi, senin o karga burnun vardı ya, onunla üst süzgeçlerini tık tık kıracaksın. Yoksa çıkmaz onlar. O livarın takılan yerlerini. Seninki oralarda mı hocam, yakın mı? Onunla kırı kırı vereceksin. İçten yapacaksın. Onu normal ters çevir. Tamam, İçten tamam. Kır, çıkar, al elinle, at oraya. Şu aynalı iyiymiş ha. Hangisi? O mu dibe geldi? Yok. Ufak dibe geldi. Şöyle dibe geldi. Onu ben şamandırayla aldım. Oo, iyiymiş o vallahi. Buranın balığı çok güzel demek ki, böyle şekilleri falan. Tabii büyümesine izin vermiyorlar demek ki. Şu kesme yeri var bir altında Serkan. Evet, balıklar 1-1,5 2 kilo civarında. Ya onlar şeyi atacağız diye koştuk. Ha, birkaç tanesini Erhan Ayhan abiye veririz diye koyduk. Kaldı öyle. Allah'ım. Şurada hafif bir yeri daha tutuyor bak. Şeyi kesme, şey ama ip fileyi kesme. Kocaman delik açılıyor, kesildi mi? O delikler işte bu sazanlar yüzünden açıldı. Baykuş gene ötüyor tepeden. Uuu yapıyor. Sen kafalanman yanmıyor mu? Kes. Ne kaldı? Aslında koyarken işte üşeniyoruz. Koyarken kesmek lazım. Bu da ufakmış. Gene bir kilo var neredeyse. Biz hocam, eline sağlık. Serkan abi, Serkan abi, geçen hafta gittiğimiz yerdekileri biz tutaydık livarda. Yemin ediyorum bunun bir 4 ya da 5 katı balık vardı. Hepsini saldık boylar, orada. Boylar nasıldı hayrola? O bunlardan bile büyüktü oradakiler. Abi buna koyacak bir şey var mı? Ama livarda hocam şunu bir al. Bunu hiç yere bırakmadan.
Şu irileri var ya, o iriler gibiydi. Ama hep saldık yere. Şunu hocam aç, şuna libarı koyalım bence. Bence onu bir yıkayalım. Dur ben aşağı ineyim, yıkayayım onu. Niye? Yıkamam lazım onu. Libarın yıkanması lazım ya. Yıkanmazsa o, biz gidene kadar yolda bizi öldürür o. Hadi at onu kayanın üstüne ben. Dursun hoş, ben şehpayı toplayayım, ondan sonra yıkayayım. Evet arkadaşlar, 2,5 günlük avımızı sonlandırdık. Bayağı bir uzun sürdü, 45 dakikadır falan bütün kamp malzemelerimizi topladık bagaja. Bir kısmını yerleştirdik, bir kısmı daha böyle dağınık duruyor. Şimdi hasılatı da getirdik. 2,5 günde tuttuğumuz balıklardan, saldıklarımızdan arta kalan yiyeceklerimiz bunlar. Evet, bayağı bir balık aldık. 1,5 kilo. 2 kilo. 2,5. O civarda balıklar. Gayet. 2 tane aynalı var. Bu geldiğimiz barajda aynalı popülasyonu biraz az herhalde. Yani şu aynalı gayet geniş bir balık. Evet, Kemalettin hocam yakaladı bunu. Onun buranın trofesi. Değil mi? Evet. Evet, burada şu da küçüğü. Bunun biraz daha deseni farklı özellikle. Burada nedense büyük balık çıkmıyor. Vurmuyor. Deseni küçüldü. İşte. Artık kaçak ağacılık mı yapılıyor? Ne sebeple büyük balık vurmadığını çözemedik. Evet. Kemalettin hocam bir şey diyor musunuz? Tüm dostlara rastgele. 2,5 güzel gün geçirdik. Biraz gece soğuktu, gündüz sıcaktı ama her evet, şeye rağmen çok güzeldi. Beyin olarak çok dinlendik. İnşallah 2 hafta sonrasında tekrar bir sezon kapanışı yapacağız. Rastgele diyorum tüm dostlara. Evet, Serkan abi. Hocam, Serkan hocam bir ben dondu, işin olduğu bir için. Dondu bir yandı, bir dondu aynen. Bir yandı. Bayağı bir zorlandı hava şartlarından dolayı. Çünkü gece gerçekten böyle bayağı bir çiğ düştü, çok soğuk oldu. Gündüzde feci, yakıcı bir sıcak vardı. Bayağı bir zorladı bizi. 2,5 gün bayağı bir zorlandık ama güzeldi. Güzeldi, evet. Balıklar yalnız buranın balıkları çok kurnazdı. Evet. İnce çok... misine, ince takıma, küçük iğneye ve böyle bir ya da iki mısır takarsak vuruyordu. Bayağı bir kurnaz balıkları var. Gerçekten balıkları almak bile bayağı mucize gibi bir şey. Epey bir zordu, evet. Epey bir zordu çünkü herkesin çoğu, harcı olmayan bir evet, çoğu balıkçı alamadı. Bizi izlediler. Kemalettin hocamı izlediler. O 10 dakika arayla bir sazan yapıştırıyordu. Evet. Saldığı sazanların adli hesabı yok. 50'ye yakın sazan saldı. Evet. 50 civarında yarım sazan kilo, saldı. 600 gram, 700 gram, 300 gram boyutunda çok fazla sazan bıraktık geriye. Evet, bayağı bir sazan bıraktık işte. Günü bitirdik. Ne diyelim? Herkese bol şans, böyle avlar dileriz. Allah kötü hava şartlarından korusun bütün balıkçıları. For you.